Cumhurbaşkanı kaç turda seçilir? Ne zaman, nasıl seçilir? Vallahi kardeşim, kaç oran alır? Şu anda yapılan mitinglerde kıyaslama yaparsak gene yüzdelik olarak %48, %49 oranında Tayyip Erdoğan alacaktır. Ama bu ikinci bir seçime gidecektir yani. Bu ikinci bir tekrar seçimde olacaktır. İkinci tur. İkinci tur yani. İkinci tur kesinlikle olacaktır. Yani bu kesin. İlk turda alamaz. İlk turda alamaz. Çok zorlar. Çünkü burada bir 18 yaş seçmen oranı var. 18 yaş seçmen oranını bugünkü parti... Yani 18 yaş dediniz... 18 yaş ve 20 yaş bandı mı diyorsunuz? Şimdi bakın, sadece 18 yaş seçmen yaş olduğu için 18 yaş en alt taban, yani en şu anda gençlerin olmuş olduğu yani taban. Gençlerin oyunu çok alamaz. Çok şu anda gençlere yönelik bir şey yok. Gençlere yönelik bir şey olsaydı inanır mısın %55, %60'lara kadar çıkartırdı. Peki. Şu anda oyu bölen bu 18 yaş üzeri, 20 ve 18 yaş üzeri olan genç kesim. Peki Trabzon'un özelini soralım. Mesela Trabzon'da kaç vekil çıkar? AK Parti şu anda Trabzon'daki vekil sayısını şu anki koyulan milletvekilleri beşten ziyade şu anda belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden ziyade AK Parti çok zayıf bir noktada görüyorum burada. Peki diğer partiler? Yok, onlara da şans tanımıyorum çok. Çünkü MHP ama olabilir. Şimdi bak şimdi olmadı. MHP olabilir. Birini diyeceksin ama. Şimdi, yok, ben kesin şu anda şudur söyleyeyim. Çünkü tamam, tahminini söyle. Mesela diyor ki, mesela 5 vekil AK Parti ya da 3 vekil AK Parti yani çıkarır. Şu anda İYİ Parti bir vekil. Mesela İYİ Parti bir vekil çıkarır mı? İYİ Parti'ye şans tanımıyorum burada. Hiç sen tanımıyorsun. Yok. İYİ Parti'ye şans tanımıyorum. Peki, İYİ Parti'nin neden şans tanımıyorum? Belki Mehmet Öz MHP'den geldiği için Hüseyin Öz'ün MHP'den geldiği için belki seveni olduğu için diyebilirim ama ona da şans tanımıyorum. Peki tamam, o zaman CHP'ye gelelim muhalefet. CHP tamam, ona şans tanımıyorsun. Ona şans tanımıyorsun. O zaman AK Parti 6-0 yapar. Yok, öyle şimdi mi? 6-0 yapardan ziyade şu var. Yani şunu söyleyeyim. Şu anda Muharrem İnce'nin bu mitinglerinden dolayı İYİ Parti'ye nazaran CHP biraz daha ön saflara çıkıyor. İYİ Parti'ye nazaran ön saflara çıkıyor. Etkili oldu diyorsun yani Muharrem Bey. Neden etkili oldu ama? Neden etkili oldu? Gençlere nazaran konuştuğu için etkili oldu. Peki. Teşekkür ederim, hayırlı işler. Sonuçlar %52 alır AK Parti. Kim alır? AK Parti alır. %52. %52. Peki Cumhurbaşkanlığında o zaman birinci tur? Birinci tur biter. Birinci tur biter. Cumhurbaşkanı birinci turda seçilir. Birinci tur. Birinci tur seçilir. Kalmaz. Kaç oranla mı veriyorsunuz? Yani benim tahminim 52 ile 55 arasında. Cumhurbaşkanı. Ama meclis çoğunluğunda çok garanti diyemem. Niye? Şimdi baraj kalkınca eskiden milletvekili çıkmadığı zaman niye sarılıyordu? Orada en fazla oy kim alırsa ona sayılıyordu. Evet. Şimdi bu durumda sıfır baraj olunca bir milletvekili çıkarabilecek parti de milletvekili çıkarabilecek. Trabzon için demiyorum. Trabzon ya 4-2 olur ya 5-1. Peki, teşekkür ederim. 24 Haziran'da. 24 Haziran'da ne olur? AK Parti kazanır. Öyle mi diyorsun? Evet. Oran? Mesela %60 mı, aynen, tamam. Mi, %55 mi? %56. Peki, teşekkür ederim. Nasılsınız ablacığım? Bir 24 Haziran tahmini alabilir miyiz sizden? Ne olur? Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi? Yani benim gönlüm CHP'den yana. Tamam, ne olur sizce? Muharrem İnce inşallah. Yüzde kaç oy alır? Yani %70-80 alır herhalde diye alır düşünüyorum ama peki, bilemiyorum yani. Peki Trabzon'da milletvekili adayı ne olur? Yani kaç milletvekili kim ne yapar? Onları bilemeyeceğim. Yani kaç tane takip çıkar? Takip etmiyorsunuz Trabzon'u? Yani Trabzon'u pek takip etmiyorum. Burada yaşıyorsunuz değil mi? Burada yaşıyorum ben, evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 24 Haziran'da bir seçim tahmini alalım sizden. AK Parti'de. AK Parti. Evet. Peki yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçilir. Tabii. Kaç oyla? En aşağı, yani kaç o yüzdelik kaç? %50'yi geçer. %50'yi geçer. Tabii. Birinci turda seçilir diyor. Birinci turda seçilir. İlla. Trabzon'dan kaç vekil çıkar? 4'ten düşmez. 5 olabilir de. 4-5. Bir dene MHP'ye gider. CHP'nin biraz zor. Peki, teşekkür ederim. 24 Haziran seçimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ne çıkar bundan? Sonuçlardan, sandıktan yüzdelik oranlamaya vurunca mesela yüzde... Hiç siyasete bence ben de girmeyeyim. Niye, ilgilenmiyor musunuz? Ya, ilgileniyorum da.
Konuşmak istedim. AK Parti alır herhalde. AK Parti. Tayyip Erdoğan alır. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Tahminde bulunmuyorum. Gereken ders verilecektir. Bu kadar mı? Evet. Ders derken sandıktan sonra? Bazı şımarıklıkların sonu gelmesi lazım. Bu ülkenin iktidar ben bilmem. Yani ben bu ülkede bir takım yapılan yanlış şeylerin artık sona ermesi tarafındayım. Neler bu? Bazı şeylerin değişmesi lazım. Ya istihdam yaratılması lazım. Yok. Çok iyi başlayan sağlık politikası tam tersine geri gitti. Şehir hastaneleri berbat. Şimdi Ankara'da 12 bin yataklı şehir hastanesinden bahsediyoruz. Toplantılarda görürüz. 12 bin yataklıya sadece tuvalet kağıdını koysan yetiştirme. Tırla gelmesi lazım. Kaldı ki en profesyonel yönetimler bile, otelleri düşünün. 1000 kişilik, 800 kişilik yataklarda son derece başarılı. 2000 yatak olduğu zaman eşler birbirini kaybediyor. Çocuk anneyi kaybediyor. Nerede yemek yiyeceğini bilmiyor. 12 bin yataklı hastane Türkiye'ye göre doğru şeyler değil. Dünyada örneği yok. Sağlık dedik, istihdam dedik. Başka? Tarım diyorum. Tarım. Tabii. Sadece köprüyle, yolla bunlar tabii ki yapılacak. Yaptıkları güzel şeyler var ama İstihdam yaratılması lazım. Tarım ürünlerinin dışarıdan ithal edilmemesi lazım. En azından bu kadar ithal edilmemesi lazım. Bu ülkenin değerlerini harekete geçirecek iyi bir hükümete ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Kim gelirse gelsin. Teşekkür ederiz. Güzel. Seçimlerde oy kullanacak mısın? Ya öyle ya. Kullanacaksın değil mi? Evet. Nerede kullanacaksın oyunu? Bilmiyorum, köy demin buradan belli değil. Hangi köy? Nasıl belli değil? YSK belirledi ya. YSK'da çıkmak istedim. Peki ben sana bir şey sorayım. 24 Haziran'da tahminin nedir? Ne çıkar o yol? Tahminen 4 tane AK Parti'nin 2 tane MHP'nin olacak. 2 tane? 2 tane olacak. CHP ile İYİ Parti? Trabzon'daki vekil tahminini mi yaptın? Evet. Peki. Şimdi 4 tane milletvekili AK Parti'ye veriyorsun. Evet. 2 tane? 200 hepsini mi değilsin? Bak, 4 tane vekil AK Parti'ye mi? Evet. Peki 2 tane vekil? MHP. MHP alacak diyorsun. O da çıkacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur? Yok belli, demem kim? Gerek var mı? De ama ben bilmiyorum. AK Parti. AK kim? Parti. Kim? Tayyip İsmi Erdoğan. Ne? Cumhurbaşkanlığı. O mu alır? Peki, kaç oy alır? Yani yüzde kaç? 50 mi? 55 mi? %70'i geçecek. %90'a vurur. CHP'nin yüzünden %90'ı bulur. %90 diyorsun. Bulur. Abi çok abartmadım %90. CHP Nablo konuşmasına beraber son günde bak. Niye? Niye CHP ne yapıyor? Söyle. CHP ben. Ne? Görüyorsun da AK Parti. Muhaliflik yapamıyor. Ya, ikisi de yapamaz. Ama CHP son günlerde karıştı. Karıştı. Tabii. Karıştı de. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi bu seçim var ya, 24 evet. Haziran seçimi. Evet. Ne olur? Yüzde tahminin ne olur? Yani ne tahmin ediyorsun? Yani olur. Yüzde diyelim ki şu kadar şu alır, yüzde bu kadar bu alır. Vallahi Tayyip Erdoğan geçer gibi geliyor bana. Peki kaç alır? Yüzde 55 mi? Yüzde 60 mı? Yüzde 50 yüzde, mi? Yüzde 49 mu? Yüzde 53 alır. Yüzde 53. Yüzde 53. Peki Trabzon'da kaç vekil olur? AK Parti alır. Yarıdan çoğunu alır AK Parti. 4 tane mi? Evet. 5 tane mi 4 tane? 4 tane rahat alır. Rahat alır. Evet. Peki niye sence? Vallahi ne bileyim. Çünkü onun karşısında onu yıkacak lider yok. Çıkmadı. Ha. Lider yok. Yani karşısında onu yıkacak lider yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında onu evet. Yıkacak lider. Peki Meral Akşener ile Muharrem İnce? Ya yeterli abi, bulmuyor mu? Ya şimdi onlar pek yeterli gelmiyor yani. Şimdi demin de Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına beraber yine yaparsa AK Parti yapacak. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kızları mı aldın geziyorsun? Torunlarım. Yarın gösterileri şeyleri var. Bak, yıl sonu. Torunlarını da çek. Tur abla neydi adın? Feride Köse. Feride ablacığım gel sen de gel. Sen de gel. Şimdi 24 Haziran'da seçim var. Evet. Tahminin ne olur senin? Tahminim mi? Evet. %60-65 gibi düşünüyorum. Ne AK Parti'yi. AK Parti. Evet. Yani genel anlamda. Genel anlamda öyle düşünüyorum. Birinci turda seçilir mi Cumhurbaşkanı? Bence seçilir. Peki Trabzon'da kaç vekil çıkarır?
Yani iki garanti diyorum. İki garanti? Evet. Ondan sonrasına benim istediğimi koysaydılar kesin olacaktı. Ama öyle dediğine göre 4-5 de çıkarır o zaman. Yani Trabzon biraz şey, bu Trabzon'dan giren iki kişi vardı. Peki listeler hoşuna mı gitmedi? Ya şu Nihat Dostu'nu koysaydılar o da kesin garanti olacaktı. Onu senin koy... gönlünde biri vardı yani. Yani tüm genel olarak vardı. Evet. Duyumlarıma göre o çıktıktan sonra biraz millette bir şey oldu. Üzüntü mü oldu? Ne oldu? Üzüntü oldu yani Nihat Dostu'nu niye eklemediler diye. Biraz üzüntü oldu millette yani. Peki diğerlerini tanımıyor musun? Yok. Bir de Ayşe Sula vardı. Zaten onu da koymadılar. Evet. İşte Ayşe Sula'yı çok şey etmiyorum. Komşumuz, köylümüz ama Nihat Dostu da köylümüz, komşumuz ama. Diğerlerini tanıyor musun? Diğerlerini bir tane daha tanıyorum. İsimlerini bilmiyor musun? İsimlerini unuttum şimdi. Tamam. Aklıma gelmiyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İnşallah Allah'ım hayırlısını nasip eder. Amin. Teşekkür ederim. İnşallah. Haziran'da ne olur? Tamam. Tahminen. Bilemem, ne bileyim. Ya. Niye hiç olur, takip etmiyor musun? Ne olursa olsun. Ben bizi fark etmez. Niye bu kadar umursamazsın? Niye? Ülkenin meselesi değil mi? İyi, güzel. Şu anda iyi. Güzel mi ülke? Güzel, tabii. Ben yani diyorsun ki hiç umursamama gerek yok. Benim için çok şahane bir şey. Ben ne bileyim. Benim için öyle ama senin için böyle değişik bir başlık. Tahmin istiyorum yani %50, %40, %30 kim alır? Hani senin tahminin ne? Tayyip alır bu işi. Götürür yani. Kaç? Yüzde kaç? %55 lan getirir. Kim? Peki. Teşekkür ederim. Abi sen ne diyorsun? Yok efendim bağım. Niye abi? Ben karışmam. Al. Biraz MHP'liye benziyor. Ya karıştırma al. Karıştırmayan mı? Karıştır. Abi çorba değil ki. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Yok. Ne konuşmak istersin? Benim partim yok. Partin yok. Boyadan'dan. Esnafım diyor. Esnafım. Peki kolay gelsin. Çok sağ olun. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. 24 Haziran'da seçim tahmini alabilir miyiz? Hangi parti kaç yüzdelik oran alır? Vallahi hangisi alırsa alsın önemli olan Türkiye'nin iyiliği için. Yani vatandaşlar... Peki siyasetçilere ne demek istersin? Ben şu anda yani siyasetçi öyle şeylerle hiç ilgilenmiyorum. Yok. Niye abla? Çünkü torun benim... Torun mu bakıyorsun? Torun bakıyorum. Annem var Alzheimer hastası. Onunla geçmiş uğraşıyorum. Olsun, çünkü benim siyasete ayıracak hiç vaktim yok. Kusura bakmayın. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Oldu. İyi günler. İyi günler. Niye böyle acele ediyorsun? Yetişmem lazım. Nereye yetişmem lazım? Çiçek götüreceğim o yüzden. Çiçekçi misin? Hayır değilim. Peki 24 Haziran'da ne olur? Ne abi olur? İyi bir şey olur inşallah. İyi öyle şey söyleyeyim. Derken, İyi Parti mi kastediyorsun? Yok hayır öyle değil. Nasıl? Şöyle söyleyeyim daha mesela iyi olur her şey. Kaç hangi parti alır? Mesela yüzde... İktidar alır gibi geliyor. İktidar mı alır? Yani evet. Diyorsun. Evet AK Parti alır gibi geliyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçilir mi Cumhurbaşkanı? Seçilir, neden seçilmesin? Muharrem İnce hiç takip ediyor musun onları? Ya pek alakam yok ama yine Recep Tayyip Erdoğan olur gibi geliyor. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, kolay gelsin. 24 Haziran'da ne olur? Tahmininizi alabilir miyiz? Ya şimdi 24 Haziran'da ne olup olmadığını anlamadan önce, yani onun tahmini yapmadan önce şöyle bir bakış açısı getirmek lazım. 25 Haziran'da işlerin düzelmesi için bu ülkede ne olacak? Yani biz hangi bakış açımızı değiştireceğiz? Hangi konuda eğitimimizi tamamlayacağız? Hangi konuda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu konularda birikimimizi ortaya, potansiyelimizi ortaya koyacağız da 25 Haziran'da Türkiye'de işler düzelecek. Biz seçimlere ve siyasetçilere bağlı kalmadan önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Büyük bir filozofun lafıdır yani. Dünyayı değiştirmeye düşünmeden önce kendini değiştirmeye başarabilecek. Bizi tercihinden koymuyorlar. Önümüze o da ayrı bir o da ayrı. Ha, yani, yani o, buna da bu yani bu gün önümüze koyulan tercihlere, Sayın seçeneklere Sayın Muharrem İnce mi alır? Sayın Meral Akşener mi alır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı alır? Ya da bir şey fark etmez. Biz önce kendi çöplüğümüzü kendimiz düzelteceğiz bireysel olarak, toplumsal olarak, sivil toplum örgütleri olarak. Tamam mı? Ondan sonra bizim için siyaset bir önem kazanıyor. Bizim daha siyasetin tercihlerine gelmeden önce yapmamız gereken yüzlerce, onlarca bir şey var. Bir fert olarak, bir vatandaş olarak. Biz vatandaşlık görevlerimizin hangisini yaptık da şu anda siyasetçiden bir hamle bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kim alır sizce 24 Haziran'da seçimi? Bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Takip etmiyor musun? Hiç takip etmiyor musun? İlgilenmiyor. Hayır. Lise öğrencisi. Lise öğrencisi. Tamam.
Haziran'da seçim tahmini ne olur sence? Kim alır? Sadece birinci turda bitmez bu iş. İkinci turda bitmez. Kim? Birinci turda bitmez. İkinci turda belli olacak. Peki birinci turda mesela tahminen Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce kaç alır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilemem. Şu anda şu anda onu bilemem. Doğudaki blok oylara bağlı. Doğudaki oylar mı önemli? Tabii. Ya doğu bölgesindeki oylar. Evet. Etkiler diyorsun etkiler. Sen. Böyle etkiler. Oradaki blok oyların ne olacağı, hangi tarafa yaslanacağı belli değil. Çünkü orada ikinci turda çıkamayacaklar. İkinci turda ne olacak? Oradaki oylar bir etkileme yapacak. Ya bir tahminin yok mu? Şu anda bir tahminim yok. Yani AK Parti için AK Parti, olmayacak mı diyorsun? Ha, biraz zor olacak. AK Parti de şey yapacak, zorlayacak. İnci de zorlayacak. Belki de Akşener de zorlayacak. Akşener mi? Üçü de zorlayacak yani. Üçü de zorlayacak. Ha ikinci turda sıkı bir yarış oldu. Evet, İkinci turda netleşecek. İkinci turda netleşecek. Ha ikinci turda netleşmesi şöyle. Doğudaki, güneydoğudaki o blok oyların ne tarafa yükleneceği belli değil diye. Teşekkür ederim. Şey. Selamünaleyküm. Bismillah. Ne var ne yok? İyi, yaramazlık yok. Nasıl gidiyor? İyi. Var mı sıkıntı? Ne sıkıntısı? Sağlık ne? Saat yerinde mi? Yerinde Allah aşkına. Ramazan nasıl? İyi Allah aşkına olsun. Ablam kızın mı? Bu benim torunumun hanımı. Torununun hanımı? Evet. Ben sana ne soracağım biliyor musun? 24 Haziran'da ne olur seçim? 24 Haziran'da ne olur? 24 Haziran'da AK Parti götürür işi. AK Parti mi? Evet. Kaç oy alır sence? Yüzde kaç? %51'den bitirir bu işi. %51. Evet. Allah'ım peki, inşallah kazanır. Peki milletvekillerin ne kaç milletvekillerini milletvekilleri 3 tane alabilir. 2 tane MHP alması lazım gerekiyor Trabzon'da. Anladım. Bir tane de CHP alması lazım gerekiyor. Anladım. Yani o zaman 3 AK Parti, 2 MHP, 1 CHP mi? Evet. Benim anladım. Görüşüm öyle oluyor. Peki teşekkür ederim. Bizim gençler hep öyle ne bileyim öyle gösteriyor yani. Sen oy kullanacak mısın? Kullanacağım abi. Peki ne olur sence tahminin? Muharrem İnce mi ceza boyu mu? Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce mi? Sayın Muharrem İnce alır abi. Peki kaç oy oranıyla alır? Abi %70'i görürüz diye düşünüyorum. %70 tabii, köye gelelim. Tabii abi. İlk turda işi bitirir mi diyorsun? Bitireceğiz Allah'ın izniyle abi. Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce ile alacağız düşünüyorum. Öyle mi? Öyle düşünüyorum abi. Peki diğerleri? Abi bu sefer Sayın Muharrem İnce alacak. Adım gibi eminim abi. Çok eminim bundan. İlk turdan alacağız abi. Nereden eminsin? Abi içime doğuyor abi. Muharrem İnce yapacak bu sefer. Tabii abi. Peki, oyumu ona vereceğim abi. Allah'ın izniyle başa getireceğiz Muharrem İnce'yi. Selamünaleyküm. Bir oturabilir miyim? Aleykümselam. Hadi bakalım. Ne var ne yok? Ne olsun? Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyiz abi. Sen? İyiyim abi. İyiyiz, eyvallah. Peki oy kullanacak mısınız? Evet. Evet. Hepiniz oy kullanacak mısınız? Evet. Hepiniz. O zaman sırayla soralım. Siyaseti takip ediyor musun? Evet, takip edebildiğim kadar peki, ediyorum. Yüzde kaç oranla ne olur? Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Muharrem İnce, Sayın Meral Akşener. %50'ye yakın bir Recep Tayyip Erdoğan alabilir yani oy diye düşünüyorum. Turda, ikinci tura mı geçer? Evet, ikinci tura geçer diye düşünüyorum. Peki ikinci tura Sayın İnce mi gelir, Sayın Akşener mi? İnce, Muharrem İnce. Muharrem İnce. Peki sen? Aynen abi, Muharrem İnce, İnce ile Erdoğan'ın kalacağını ben de düşünüyorum. Evet. Peki sen? Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Muharrem İnce ile Erdoğan. Sen kardeşim? Birinci turda iş biter. İş biter diyorsun. Evet. Kim alır? Düzen devam eder. Düzen derken Recep yani Tayyip, evet. Sayın Recep Tayyip evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Siz? İkinci turda muhalefet kazanır abi. Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi? Hangisi olursa birleşirler ikinci turda. Peki Trabzon'dan kaç vekil çıkar? AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP. 5 AK Parti, 1 CHP. Sen? 4 tane AK Parti çıkar. Bir tane MHP, bir tane CHP. Peki sen? 4-1-1 bende. 4-1-1. Sen? Bence de çoğunluk 4-1-1 gider. 4-1. Sen? Bende de çoğunluk milletvekili AK Parti'den çıkar. Yani AK Parti'den 4 vekil mi çıkar, 5 mi çıkar, 3 mi çıkar anlamadım. 5 çıkar, 5. 5 çıkar. Evet. Birini kime verdin? CHP mi, MHP mi? İYİ Parti'ye. İYİ Parti'ye. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.